Her köşesinde gizemlerin kol gezdiği bir dünyada yaşıyoruz. Bir National Geographic fotoğrafçısı, dünyamızın bilinmeyeninin derinliklerinden gelen tuhaf sualtı varlıklarıyla şok edici bir karşılaşma yaşadı. Bu karşılaşmanın ayrıntıları sizi nefes nefese bırakacak ve derin deniz hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi temelinden sarsacak. Gezegenimizin en ücra, en derin yerlerine yapacağımız bu yolculukta bize katılın ve ünlü National Geographic fotoğrafçısının inanılmaz hikayesine birlikte göz atalım. Okyanusların derinlikleri, tuhaf özelliklere sahip yaratıkların yaşadığı ve bunların da birçoğunun başka bir dünyaya ait gibi göründüğü yerlerdir. Geçmişten günümüze pek çok araştırma yapılsa da hala derin denizler hakkında öğrenecek çok şeyimiz var. National Geographic Okyanus uzmanları ekibi, okyanusun bilinmeyen derinliklerine inmeye cesaret eden korkusuz bilim insanları, araştırmacılar, fotoğrafçılar ve macera perestlerden oluşan bir gruptur. Son teknoloji cihazları ve kalplerindeki keşif tutkusuyla denizin en büyüleyici sırlarından bazılarını ortaya çıkarmayı başardılar. Son sualtı görevlerinden biri sırasında deneyimli bir sualtı görüntü yönetmeni olan Louis Lamar kendisini hayrete düşüren bir şeye rastladı. Okyanus tabanını tararken bir grup vatoza benzeyen bir şey gördü. Grubu yakından incelediğinde bunların daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemediklerini fark etti. Yaratıklar oldukça zarifti ve suyun içinde zahmetsizce süzülen uzun, güçlü vücutları vardı. Görenlerde başka bir dünyaya ait hissi uyandıran bir parıltı yayıyorlardı. Güzellikleri karşısında büyülenen Lamar, onlarda farklı bir şeyler olduğunu hissedebiliyordu. Yaratıkları daha da yakından gözlemledikçe hiçbir deniz hayvanında görmediği davranışlar sergilediklerini fark etmeye başladı. Birbirleriyle bu zamana kadar görülmemiş bir tür dil kullanarak iletişim kuruyor gibiydiler. Buna ek olarak fizik kurallarına meydan okuyacak denli bir akıcılıkla hareket ediyorlardı. Lamar, fiziksel ve zihinsel yetenekler açısından insanlardan çok daha gelişmiş bir uzaylı türüne rastladığına ikna olmuştu. Lamar'ın karşılaştığı sualtı uzaylılarına dair tasvirleri, okyanusun gizemli derinliklerine dair büyüleyici bir tablo çizdi. Karşılaştığı dev deniz örümcekleri de cılız bacakları ve tehditkar duruşlarıyla oldukça benzersiz görünüyordu. Parlak sarı kafalarıyla zehirli deniz yılanları da aynı şekilde çarpıcı bir manzaraydı. Canlı renkleri okyanusun derin mavisiyle birleşerek ortaya muhteşem bir manzara koyuyordu. Lamar, keşif gezisi sırasında köpek balıkları ve orkalarla da oldukça tuhaf karşılaşmalar yaşadı. Ancak karşılaştığı en ilgi çekici yaratıklar sığ sularda yaşayan ve vatozlara benzeyen sualtı uzaylıları olarak kaldı. Bu yaratıklar gelişmiş, zeki ve benzersiz anatomileriyle bilinen tüm doğa kanunlarına meydan okuyordu. Yaratıkların çarpıcı görüntüleri, bilim insanları ve araştırmacılar arasında bir tartışma fırtınasının fitilini ateşledi. Bilim dünyası, Louis Lamar'ın keşfine karşı hem şüpheci hem de ilgili bir yaklaşım sergiledi. Bazı uzmanlar sualtı uzaylıları fikrini Lamar'ın hayal gücünün bir ürünü olarak net bir şekilde reddederken, diğerleri bunu dünyaya bakış açımızı değiştirebilecek çığır açıcı bir keşif olarak gördü. Lamar tarafından çekilen görüntüleri ve video kayıtlarını analiz etmek için dünyanın dört bir yanındaki uzmanlardan oluşan bir ekip kuruldu. Aylar boyunca her kareyi incelediler ve her ayrıntıyı mercek altına aldılar. Nihayet aylar süren yoğun incelemenin ardından ekip şok edici bir sonuca vardı. Yaratıklar dünyadan değildi. Bilişsel yetenekleri, iletişim sistemleri ve teknolojileri oldukça gelişmiş düzeydeydi. Bu yaratıklar dünya dışı akıllı yaşamın tüm özelliklerine sahiptiler. Bu haber bilim dünyasında şok etkisi yarattı ve National Geographic ekibi kendini bir medya çılgınlığının merkezinde buldu. Ekip üyeleri bir gecede dünyanın en ünlü sualtı kaşifleri haline geldi. İnsanlar inanılmaz keşif hakkında daha fazla şey duymak için can atıyordu. Ancak ekip, bu sualtı uzaylılarının keşfinin sadece bir başlangıç olduğunu, okyanus ve sırları hakkında öğrenilecek daha çok şey olduğunu biliyordu. Araştırmacılar şimdi okyanusun derinliklerini daha fazla keşfetmek ve bu büyüleyici yaratıkların gizemlerini çözmek için bir dizi keşif gezisi planlıyor. Karşılaşma her ne kadar ilgi çekici olsa da bilim insanlarının son zamanlarda yaptığı tek şaşırtıcı keşif olmaktan çok uzaktı. ABD nükleer denizaltıları da Ocak ayında bilinmeyen bir sualtı cismiyle karşılaşmaları hakkında bir rapor yayınladı. Bu raporda aynı şekilde bilim ve askeri çevrelerde endişelere yol açtı. Cisimler o kadar tuhaftı ki UFO'ların su altındaki muadilleri olarak görülmeye başlandılar. Bu gizemli karşılaşmalar sadece bir bölgeyle sınırlı değildi. Kuzey Kutbu ve Baltık Denizi'ne dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden de raporlar geldi. Raporlarda anlatılan en ilgi çekici karşılaşmalardan biri, Kuzey Atlantik'te devriye gezen bir ABD denizaltısına yapılan saldırıyla ilgiliydi.
Denizaltının gelişmiş radar sistemi, suda inanılmaz yüksek hızla hareket eden bir cisim tespit etti. Araçtaki radar personeli cismi sınıflandıramamış olsa da bilinen herhangi bir sualtı cismi ya da hayvanından çok daha hızlı olduğunu belirttiler. Bu karşılaşmayı daha da ilginç kılan şey nesnenin akıllı davranışlar sergiliyor olmasıydı. Bilinen hiçbir sualtı aracına benzemeyen bir şekilde hareket ediyordu. Nesne ayrıca denizaltının varlığının farkında gibiydi. Zira aktif olarak araçtan kaçıyordu. Bu da uzmanları bunun bilinmeyen bir ülke veya kuruluş tarafından yaratılmış bir tür gelişmiş sualtı teknolojisi olabileceğine inanmaya yöneltti. Yarı saydam görüntüsü gözlemcilerin cismin karmaşık iç işleyişini görmesine olanak sağlıyordu. Bununla birlikte karşılaşmaları raporlayan personelin deneyimleri konusunda ağzını sıkı tutması ordunun halka paylaştığından daha fazlasını bildiği yönünde iddialara yol açtı. Bazı komplo teorisyenleri ABD hükümetinin halkın paniğe kapılmasını önlemek için bu karşılaşmaları aktif bir şekilde örtbas ettiğini bile öne sürdü. Su altındaki UFO karşılaşmalarına ilişkin daha fazla rapor ortaya çıktıkça bazı uzmanlar bu nesnelerin küresel güvenlik için oluşturduğu potansiyel tehdit konusunda endişelenmeye başladılar. Eğer bu nesneler gerçekten de gelişmiş sualtı teknolojisini deneyen dünya dışı varlıkların ürünü ise o zaman bu durum sualtı savaşları çağının başlangıcı olabilir. Hatta bazıları bu nesnelerin sualtı faaliyetlerini izlemek üzere tasarlanmış küresel bir gözetim sisteminin parçası olabileceğini bile düşünmeye başladı. ABD donanmasındaki deniz biyologlarının yanı sıra NASA'da gezegenimizin bazı korkutucu ve bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmaya başladı. Uzay Ajansı son zamanlarda keşif gezilerini derin okyanusları kapsayacak şekilde genişletti. Bu yeni girişim daha önce görülmemiş büyüleyici yaratıkların keşfine zemin hazırladı. NASA ekibi, yaratıkların keşfinden hemen önce yaptıkları derin deniz keşiflerinden birinde dev sualtı volkanlarına rastladı. Bu sualtı dağlarının lav püskürterek okyanus tabanında yeni yeryüzü şekilleri oluşturduğu görüldü. Bu volkanlar, gizemli sualtı yaratıklarının sığınabileceği gizli mağaralar ve tünellerle dolu eşsiz manzaralar yaratmıştı. Keşif gezisi sırasında ekip, güneş ışığının bile ulaşamadığı yüzeyin 200 ila 1000 metre altındaki alacakaranlık bölgesini keşfetmek için son teknoloji ürünü radar cihazları kullandı. Araştırmacılar, birçoğu daha önce hiç görülmemiş olan bir dizi yeni tür keşfetti. En sıradışı buluntulardan biri, kendisine eşsiz bir görünüm kazandıran jelatinimsi gevşek derisiyle dikkat çeken kör yılan balığıydı. Kör yılan balığı, tamamen karanlıkta yaşayan ve keskin bir koku ve dokunma duyusu geliştirerek çevresine uyum sağlamış bir canlıdır. Vücudunun dalgalı hareketleri sayesinde suda olağanüstü bir zarafetle ilerleyebilir. Bir diğer büyüleyici keşifse tripod bacaklarını andıran 3 uzun yüzgeç üzerinde duran tripod balığıydı. Bu eşsiz canlılar hermafrodittir. Yani tamamen işlevsel olan hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahiptir. Üreme taktiği, tripod balığının cinsiyetinden bağımsız olarak türünün diğer üyeleriyle üremesine olanak tanıyan dikkate değer bir evrimsel hiledir. Keşfedilen her yeni tür bir öncekinden daha korkunçtu. Bu kategoriye giren yaratıklardan biri de Alien filmlerinden fırlamış gibi görünen engerek balığıydı. Engerek balığının hücreleri ışık üretebilir ve balık bu ışığı avını ağzına doğru çekmek için kullanır. Kurbanını yakaladığı anda sivri dişleri içe doğru dönerek hayvanı hapseder ve kaçmasını engeller. Bir de sürekli kaşlarını çatıyormuş gibi görünen ineli püskül balığı vardı. Küçük boyutlarına rağmen bu hırçın balığın çenesi neredeyse 180 derece açılabilir ve bu da onu zorlu bir avcı yapar. Benzer şekilde ekip bazıları püskül gibi, bazıları da et yığını gibi görünen birçok garip yaratık keşfetti. Tuhaf görüntülerine rağmen bu canlıların hepsi yaşadıkları ekosistemde önemli bir rol oynar. Bilim insanları bu türleri inceleyerek gezegenimizde var olan karmaşık yaşam ağı ve farklı yabancı türlerin dünyada nasıl evrimleşmiş olabileceğine dair daha fazla şey öğrenebileceğimize inanıyor. Okyanusun derinliklerinde yaşayan yeni türleri keşfetmek, yaşam kurallarının mümkün olan en tuhaf şekillerde yeniden yazıldığı alternatif bir evrenin kapısını açmak gibidir. Keşfedilen bir diğer derin deniz canlısı da fener balığıydı. Okyanusun en karanlık yerlerinde yaşayan fener balığı, başındaki parlak uzvuyla avını kendine çeken son derece ilginç bir deniz canlısıdır. Keskin dişleriyle dolu çenesi, avını bütün olarak yutabilmesini sağlayacak kadar açılabilir. Fener balığının en ilginç yönü ise üreme şeklidir. Erkek, dişiden o kadar küçüktür ki, dişinin vücuduna yapışıp onunla adeta birleşerek parazit haline gelebilir. Sonunda erkeğin vücudu, dişinin yeni yavrular üretmek için kullanabileceği üreme organları dışında tamamen parçalanır.
Kulağa adeta bir korku filmi gibi gelebilir ancak NASA'nın Baykal Gölü'nde ortaya çıkardığı şey daha da çarpıcıydı. Baykal Gölü gezegendeki donmamış tatlı suyun 1/5'ini barındırmakla birlikte dünyanın en derin gölüdür. En derin yerleri hala tam olarak keşfedilmese de uzaylı görünümünde olan bilinmeyen türleri barındırdığına inanılır. Sovyet döneminde Baykal Gölü çevresinde UFO ve uzaylıların görüldüğü bile söylenir. Bazı insanlar gölün gizemli derinliklerinin dünya dışı faaliyetlerin uyuvası olabileceğine ve uzaylıların gölün uzak konumunu insanlar ve hayvanlar üzerinde deneyler yapmak ve dünyadaki varlıklarını örtbas etmek için kullanıyor olabileceğine inanıyor. Baykal Gölü'ne dair bugüne kadar ortaya atılan Echtiender olarak bilinen bir yaratığı yakalamak için çok gizli bir göreve gönderilen bir grup askeri dalgıcın hikayesidir. Yerel hikayelere göre Echtiender, gölün derinliklerinde dolaşan yarı insan, yarı köpek balığı bir yaratıktır. O zamanki dalgıçlar, günümüz astronotlarının giydiğine benzeyen gümüş rengi dar giysilerden oluşan bir şey giymiyorlardı. Ve bu zorlu yaratığı yakalamak için çok önemli bir görevleri vardı. Gölün buzlu sularının derinliklerine inen dalgıçlar aniden her biri yaklaşık 3 metre boyunda kendilerininkine benzer gümüşü giysiler ve kasklar giymiş bir grup insansı figürle karşı karşıya kaldılar. Bu figürler suyun bu kadar altında olmasına rağmen tamamen rahat görünüyorlardı. Dalgıçlar insansılarla iletişim kurmaya çalıştılar ama yaratıklar sessizliğini korudu. Birkaç gergin dakikanın ardından insansılar dalgıçları şaşkınlıklarıyla baş başa bırakarak karanlık derinliklerde kayboldular. Dalgıçlar yüzeye geri dönerken aniden bir şeylerin çok yanlış gittiğini fark ettiler. 7 dalgıçtan 4'ü derinlerden yüzeye doğru hızlı yükselişin neden olduğu şiddetli basınç rahatsızlığı belirtileri yaşamaya başladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen dalgıçlardan 3'ü trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Hayatta kalan 4 dalgıç karaya döndüklerinde başlarına gelen olayı anlattılar ancak hikayeleri büyük ölçüde şüpheyle karşılandı. Olayın üstü yıllarca örtülü kaldı. Ve yetkililer göldeki olağan dışı durumları inkar etmeye devam etti. 1982 yılına gelindiğinde iki cesur fotoğrafçı göl suları üzerinde gezinen garip parlayan cisimlerin görüntüsünü yakaladı. Bu görüntüler, dalgıcın üzücü hikayesiyle birlikte Baykal'ın gizemli sakinleri hakkındaki gerçeği gün ışığına çıkardı. Bu olay o zamandan beri gezegenimizdeki su kütlelerinin derinliklerinde dünya dışı yaşamın varlığına dair süregelen tartışmalarda en ilgi çekici kanıtlardan biri olmaya devam ediyor. Halihazırda okyanus tabanının yalnızca %20'si haritalanmış durumdadır. Keşfedilmeyi bekleyen çok şey olduğu gerçeği giderek artan tuhaf sualtı gözlemleriyle birleştiğinde yabancı yaratıklar ve hatta uzaylı varlıkların derin sularla gizlendiği inancı iyice güçlendi. NASA ekibi ve diğer bağımsız araştırmacıları büyüleyen şey sadece derinliklerdeki bilinmeyen yaratıklar değildi. Mayıs 2017'de Güney Afrika kıyılarına vuran ölü köpek balıkları gibi okyanus kıyısında meydana gelen garip olaylar da vardı. 3 büyük beyaz köpek balığının aynı anda kıyıya vurmasıyla şaşkına dönen bilim insanları, hiçbirinin karaciğerinin ve hatta birinin de kalbinin olmadığını görünce tam anlamıyla şok oldular. Bu durum, güçlü yırtıcıların ölümüne yol açabilecek şeyler üzerine tartışmalara yol açtı. Yaygın olarak kabul gören teori, ölüm sebebinin diğer büyük beyazların ya da orkaların saldırısı olduğu yönündeyken, köpek balıklarının dünya dışı varlıkların saldırısına uğramış olabileceği de öne sürüldü. Ne de olsa okyanus, pek çok sırrı saklayacak kadar geniş ve derindir. NASA ekibi aynı zamanda büyüleyici ve neredeyse hipnotize edici bir ormana da rastladı. Bu ormanda ağaçlar yerine dünya dışı bir manzaraya andıran bir dizi mercan oluşumuyla karşılaştılar. Mercanlardan bazıları fırça çalısı adlı bitki gibi görünürken diğerleri de düzdü ya da kalp şeklindeydi. Sanki doğa kanunları bu sualtı harikalar diyarına etki etmiyordu. Bu sualtı canlılarından bazıları aşırı basınç ve sıcaklıklara dayanacak şekilde evrimleşmiş, hatta bazıları karanlıkta yönlerini bulmasına yardımcı olmak için kendi ışıklarını geliştirmiştir. Benzersiz özellikleri onlara neredeyse uzaylı benzeri bir görünüm verir. Bu son keşiflerle birlikte bazı deniz uzmanları, artık derin okyanusların zorlu koşullarında gelişen yaşamın dünya dışında yaşam olabileceğine işaret ettiğine inanıyor. Büyüleyici ve gizemli derin deniz karşılaşmaları sayesinde gezegenimizdeki okyanusların derinliklerine göz atma şansını yakalıyoruz. Yeni türlerin keşfinden tutun, sualtı ekosistemlerine kadar bu karşılaşmalar dünyamız hakkında zengin bir bilgi ve anlayışın kilidini açma potansiyeline sahiptir. Derin denizleri keşfetmenin kendine özgü zorlukları ve riskleri olsa da, karşılaşılan olağanüstü manzaralar, harcanan çabayı bilim insanları, maceraperestler ve elbette bizler için heyecan verici ve değerli kılar. Suların derinliklerinde varlığını sürdüren bu yaratıklar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Uzaylılar gökyüzünden değil de su altından çıkıp gelebilir mi sizce? Ne dersiniz? Fikirlerinizi yorumlarla paylaşabilirsiniz. Vaktiniz için teşekkürler.
Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.